Amerika'da Donald Trump, ulusal güvenlik danışmanlarına eski asker Mike Waltz'ı atamaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı'na ise Florida Senatörü Marco Rubio'yu atadı. Her iki isim de Trump'ın aksine Suriye'den çekilme karşıtı ve YPG-PKK hayranı. Özellikle Waltz, geçmiş dönemlerde YPG-PKK teröristlerinin Amerika'ya özel vizeyle girebilmeleri için çağrıda bulunmuş, Türkiye'ye yaptırım kararı istemiş bir isim. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, Trump Suriye'de Amerika askerlerinin çekilmesini istiyor. PKK'yı DEAŞ'tan daha tehlikeli bir örgüt olarak görüyor. YPG ile ilişkinin Amerika'nın çıkarlarına çok fazla hizmet etmediğini düşünen bir lider. Ama buna rağmen ilk döneminde bu söylemlerini pek başaramadığı görülüyor. Türkiye'yi rahatsız edebilecek bazı isimler yönetimde yer alacak. Dolayısıyla Trump ne düşünürse düşünsün, hem kurumların etkisiyle hem de ekibinin yönlendirmesiyle Amerika'nın Suriye politikasında çok fazla bir sapma olmayacağı kanaatindeyim. Ama Suriye'den ve bölgeden çekilme devam edebilir. Amerika'nın bölgeye daha fazla güç kaydırmaktan ziyade kademeli olarak bir güç azaltmasına gideceğini düşünüyorum diye konuştu. Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal ise açıklanan isimlerin İsrail yanlısı olduğunu belirterek, Türkiye'nin kırmızı çizgileri Irak ve Suriye konusunda olmalı, YPG konusuna yoğunlaşılmalı, kafa karışıklığı giderilmeli. Aksi takdirde Trump yönetimiyle sağlıklı bir iletişim kurulamaz. Trump'ın tayin ettiği kişilerin belli bir oranda önemi vardır. Ancak şunu da unutmamak lazım. Trump çok güçlü bir lider. Her şeye kendisi karar verecektir. Danışmanların sınırlı etkileri olur. Güçlü liderlik açısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benziyor. Trump ısrarla savaşlara son vereceğini söylüyor. Amerika halkından da böyle oy aldı. Bu yüzden Suriye'den çekilmemesini gerektirecek hiçbir şey yok ortada. Ama bunun için İsrail konusunda Türkiye göğsünü açıp bütün dünya ile mücadele eder bir politika sürdürmemeli. Hükümet kendisini düşünmeli. Sağlam, akılcı bir ulusal politika geliştirilmeli. Sığınmacılar gönderilmeli, Suriye'de federalleşme engellenmeli ifadelerini kullandı.